Hizmete kumpas planı için düğmeye basıldığı ortaya çıktı. Savcı Serdar Coşkun'un 28 Şubat'ı hatırlatan talimatı 30 ilin emniyetine gönderildi. Skandal talimatta şahıs ve kurumlar için her türlü fişlemenin yapılması istendi. Mesnetsiz iddialar üzerinden hukuksuz arama ve baskın emirleri verildi. Olaylar karşısında. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in soru önergesi kelimesi kelimesine doğru çıktı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un 28 Şubat'taki cadı avına geride bırakan o talimatı emniyet birimlerine dağıtıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Arslan, 30 ilin emniyet müdürlüğüne fişleme ve baskın gibi hukuksuz talepleri içeren 23 maddelik talimat gönderdi. Gizli ibareli talimatta darbe dönemi uygulamalarının başında gelen fişleme talepleri yer alıyor. 25 Haziran tarihli talimatta cemaate yakın isimlerin adres ve kimliklerinin tespit edilerek bu kişilerin telefonlarının dinlenmesi, elektronik iletişimlerinin takip edilmesi isteniyor. Şirket, dernek, vakıf, gazete, televizyon ve radyo gibi kurumların ve çalışanlarının yanı sıra dershane, yurt ve okullardaki öğrencilerin de fişlenmesi emrediliyor. Radikal'in haberine göre daire başkanı Turgut Arslan imzalı talep yazısında cemaatin tuttuğu iddia edilen arşivlerin yerlerinin acil olarak tespit edilmesi ve buralara hukuksuz şekilde baskınların yapılması emrine yer alıyor. Savcı Serdar Coşkun'un emniyete, daire başkanı Turgut Arslan'ın da illerdeki birimlere gönderdiği kumpas talimatında delil üretme çabası da dikkat çekiyor. Arama ve delil elde etme çalışmalarının gizlilik içinde yürütülmesi emrediliyor. Darbe dönemlerini aratmayan talimatta hiçbir yargı kararı olmamasına rağmen uydurulan bir suç üzerinden masum insanların yakalanması emri de veriliyor. O skandal talimat aynen şöyle. Bu suçlara karışan ve yurt dışına gidenlerin bulunduğu ülkelerin tespiti, ne zaman yurt dışına çıktıklarının belirlenmesi, ülkeye dönmeleri halinde yakalanmaları için gerekli işlemlerin tamamlanması. Skandal talimat, uydurulan suçtan delile ulaşma çabasının da belgesi niteliğinde. Serdar Coşkun'un talimatı üzerine Turgut Arslan tarafından 30 ile gönderilen emir yazısında cemaatin silahlı gücünün bulunup bulunmadığının ve anayasal düzenle hükümeti yıkabilecek gücünün olup olmadığının araştırılması isteniyor. 28 Şubat'ta operasyonel manşetlerle masum kişiler yargılanmıştı. Kumpas talimatında isimleri verilerek takip edilmesi istenen şahısların havuz medyasının yalan yayınlarında yer verdiği kişiler olması da bu açıdan dikkat çekti. Havuz medyası bazı isimleri günlerce manşetine taşıyarak emniyet imamı, TSK imamı gibi yalan haberlerle hedef göstermişti. Tekzip yiyen bu haberlerde geçen isimler ve kurumlar talimatta da aynen yer aldı. Polis